Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yine ocak başından açılışı yapıyoruz. Kahvaltımızı yaptık, kızlar mutfağı topladılar. Şöyle ev işlerini geçmeden önce günün menüsünü açıklıyorum. Bugünün menüsü arabaşı. Bilenleriniz vardır, bilmeyenler için. Ben ölçümü şöyle ayarlıyorum arkadaşlar. 5 su 1 un aynı ölçüyle. Şimdi 5 suyu ölçüyorum. Hangi kaba yapacaksam. Kalınlığına bir bakıyorum. İstediğim kalınlığa geldiği zaman. Yani neyle ölçerseniz ölçün. Su bardağıyla ölçtüm. 5 su bardağı su ölçtüm borcamına. Baktım kalınlığı güzel. Buna yapacağım. Şimdi 2 su bardağı, 3 su bardağı suyu ocağa aldım. O kaynıyor. 2 su bardağıyla da unumuzu açacağım. Yani 5 su bardağı un. Ay pardon, 5 su bardağı su. 1 su bardağı. 2 su bardağı su. Un. Ama ne dedim ya? 5 su bardağı su. Ne diyorsun Leyna? 2 su bardağı un. Ben de hayır, 1 su bardağı un. 1 un. Az önce 1 dedin. 5'e 1. Hayır, 5'e 1. 5 su 1 un. Heh. Ölçü bu. 5 su 1 un. Hatta karıştı. Bu neydi? Şimdi suyun 3 tanesini buraya koydum, kaynattım. 2 tanesiyle de ununu açtım. Şimdi onu güzelce karıştırıyorum. Hiç topak kalmasın ki. Arabaşı hamurumuz topaklı olmasın. Buradaki su kaynadı. 3 tatlı kaşığı tuzunu ekledim. Şimdi bununla birleştirip arabaşı hamurumuzu hazır edeceğim. O borcamdaki suyu döküp hamurumuzu borcama döküp donmaya bırakacağım nihayet. Açıklayıcı bir konuşma oldu. Şimdi bunu biraz kaynatacağım. Bir dakika falan kaynatacağım. Zaten hemen kıvam oluyor. Kıvam alacak. Buraya gel. Hamurum böyle puf demesi lazım. Puf yoruldum demesi lazım. Bakın şimdi görüyor musunuz? Böyle olduğu zaman hamurumuz olmuş demektir. Puf puf dediği zaman hamurumuz oldu. Şimdi altını kapatıyorum. Hemen suyunu boşalttım. Borcamımıza hamurumuzu döküyorum. Sıcak dökemiyorum. Bu arada borcamın içini kullanmadık. Evet. Yani bu da püf nokta. Islak olacak ki hamur kolay kalsın. Onun için suyunu ona döktüm. Aleyna geldiğinde bütün tavuk almıştım. Arabaşı yapacağız diye bir nasip olmadı. Nasip bugüneymiş. Aleyna şunu sıyırsana. Şimdi önce balkona koyacağım. Hava çok soğuk olmadığı için balkonda donmaz. Sonrasında buzdolabına kaldıracağım. Akşama kadar iyice donsun diye buzdolabında donduracağım. Hava tam soğuk değil. Soğuk olsun, tam soğuk olsun öyle yapayım diye bekledim ama hava da soğumadı. Çareler tükenmez. Buzdolabında donduracağız. Şimdi balkonda kaynar sıcağı çıkacak. Şöyle buzdolabını alıp buzdolapta donduracağız. Arabaşımız donmuş. Onu dolaba kaldırdım. Kızlar ev işlerini hallettiler. Şimdi en sevilen vakit kahve vakti. Şöyle sunumumuzu hazırladım. Kahvelerimizi yapacağım. Tavuğu çıkarmıştım. Burada çözülüyor. Arabaşının çorbası için. Önce bir kahve keyfi yapalım. Sonra Aleyna'ya yolluk yapacağız. Daha işimiz bitmedi. Aleyna'ya kek yapacağız. Yurda götürecek. Orada hem arkadaşlarıyla hem de dolaba koy dedim. Çünkü yurdun yemeklerinden pek memnun değil açıkçası. Poğaça falan yapalım dedik. Sonra da anneannesi yapmıştı. Önceki geldiklerinde. Yememiş küflenmiş. Vakit olmuyor poğaçaya falan dedi. Poğaça falan yiyemiyor. Yemeği çoğu zaman dışarıdan yiyor zaten. Ama keki dedim en azından ders çalışırken falan yersiniz. Onun için kek yapacağız. Ve güzel bir kek yapacağız. Tahinli pekmezli. Tam kış keki. Besleyici bir kek yapacağız. Önce dedim bir kahve keyif yapalım. Birazcık oturalım. Bugün bir miskinlik var üzerimde. Anlatamam size. Niye ben böyleyim ben anlamadım bugün.
Aslında bugün Ayhan izin günüydü ama durakta bazı işler vardı. O durağa gitti. Aslında tam cam silmelik bir hava var. O kadar güzel ki bakın. Mis mis. Çık camları sil diyor ama bende o ilham yok. Bu arada diyeceksiniz daha geçen gün cam sildin. Durun açayım da bakın. O geçen gün sildiğim üzerine yağmur yağdı. Gözüküyor mu acaba videoda ya? Güneş yansıdığı için ben pek göremiyorum da. Demirden daha iyi anlaşılıyor. Camlardan anlaşılmıyor da camlar da aynı şekilde. Eğer demiri gördüyseniz camlarımız da aynı şekilde öyle yağmur lekesi. Hava güzelken cam sileyim dedim ama hiç canım istemiyor. Gerçekten hiç canım istemiyor. Aleyna'ya kek yaparsam yatıp kalkıp şükredeceğim halime. Önce bir kahve içelim de şöyle bir kendimize gelelim. Sonrasında bakarız duruma göre. Kahveleri yaptım. Diyorum ki gelin balkonda kahve içelim. Şu kız diyor ki çok güneş. Dedim ya şurada bir keyifle oturalım. Gel güneşse güneş. Ben sana şemsiye getiririm. Güneş gelmesin. Nasıl güzel balkonun tadını çıkaralım. Balkonumuz ısınmış. Bazen güneş olmadığı zamanlar burası çok serin oluyor ama bugün güneş var ya nasıl sıcak? Evden sıcak diyebilirim. Şöyle bir keyif kahvesi içelim de. Sonrasında Aleyna'ca keyif sorarız. Kekini yapalım. Ne oldu? Ay seni yerim, seni yerim. Çamaşırlarımız gözüküyor. O tarafa geç, geç. Bir yandan da çamaşırlarımız kuruyor. Gel. Ya o kahve içmesin miydi? Saçlarını otur. Topuz yapıp da. Dön hele bakayım hele. Görüyorsun değil mi? Saçları topuz. O zaman okula da sen yapacaksın. Aa, en keyifli yere de geçti. Vallahi. Tam keyif yapacak. Biliyorum bu işi sen. Yavaş yavaş arabaşının ununu kavurmaya başladım. Kısık ateşte. Unu direkt tavaya aldım. İsterseniz bunu tereyağında da kavurabiliyorsunuz. Ama ben çok bir şey fark etmediğini gördüm. Böyle direkt unu tavaya alıp kavuruyorum. Bu sadece kıvamını ayarlamak için. Ben tereyağını direkt çorbanın içine ekliyorum arkadaşlar. Böyle ununa eklemiyorum. Direkt kısık ateşte ununu kavuruyorum. Hatta bu neredeyse oldu gibi. Çok da pembeleştirmiyorum. Çorbanın rengini karartmasın diye. Böyle hafif pembeleştirip bunu soğumaya bırakacağım. Bir yandan da tavuğumuzu haşlayıp çorbasını yapacağım. Hazır olsun. Aleyna ile pekmezli tahinli kek yapacaktık ama Aleyna dışarı çıktı. Artık o gelince yaparız onu. Yumurtaları çıkardım oda sıcaklığına gelsin diye. Aleyna gelince yapacağız orada. Neyi? Ayarı mı? Turbo. Ne yazıyor? Turbo. Açtın sen ya. Bayağı turbo murbo. Madem Aysma'yı çok sevdiniz. Bu arada Aleyna aradı biraz gecikeceğim diye. Biz onu beklemeden kekimizi yapmaya karar verdik. Harika bir kek olacak. Çünkü kim yapıyor? Mutfağın ustası yapıyor ya. Siz de Aysma'yı mutfakta görmeyi çok özlemişsiniz. O zaman gelsin Aysma'dan bir tarif daha dedik. 3 tane yumurta kırdık. Aysma biraz canı dağıtmış. Şöyle birazcık uzaklaştıralım ki görüntü güzel olsun. 3 yumurtamıza 1 su bardağı biraz yere döktüm. Çünkü o sırada kameraya bakıyordum. 1 su bardağı şekerini ekledik. Şimdi Aysma yumurtayla şekeri bembeyaz köpürtecek. O sırada ben de şuraları silip geleceğim. Hadi başla o zaman. Birinci seviyede başla önce. Sonra ikiye al. Evet. Şimdi güzel karıştır bakalım. Hadi onu bir köpürtsen. Birazcık daha köpürürse yeter Aysma. Biraz daha köpürt. Sonra diğer malzemeleri ekleyelim. Bayağı ciddi ciddi işimizin başındayız. Çok ciddiyiz. Bayağı ciddi işimizi yapıyoruz şurada. Bakın yumurtalarımız ve şekerimiz güzelce
bembeyaz oldular. Şimdi sıvı yağını ekliyorum. Birinci seviyeye getir Aysun'a. Küçük seviyesine. Ve bu kekimiz yoğurtla oluyor arkadaşlar. Sütle değil, yoğurtla. Yoğurdun en sulu yerinde. Bir bardakla yoğurt ekliyorum. Şimdi artık güzelce karıştırdık. Sonra mikserle işimiz bitti. Mikseri çıkaracağız. Artık spatulayla bir yandan yavaş yavaş ununu eleyip bir yandan karıştıracağım spatulayla. Bu köpük köpük hali sönmesin diye. Mikserle çırptığınız zaman bu köpüğü sönüyor. Sönmesin diye spatulayla karıştıracağım. Borcamımızı burada yağladım. Hazır. Borcama dökeceğim. Ve üzerine tahin ve pekmezi, cevizi ve susamıyla tam bir kış keki. Bu kekin içinde 2 tane kabartma tozu var. Güzel kabarsın diye 2 paket kabartma tozu atacağız. Şimdi sen artık oradan in. Ben yavaş yavaş ununu eleyip eleğimi asayım. Hadi. Kabartma tozlarını açmadık. Dur bakayım. Şimdi her zaman keklerde kabartma tozumu ununun içine karıştırıyorum. Benim bu eleğimin altındaki karıştırma aparatı bozuldu. Onun için sallayarak eliyorum. Hatta bir videomda böyle sallayınca bir arkadaş yazmış ki onu aslında kulpunda yeri var. Oradan şundan bahsediyor yani. Aslında oradan eleyeceğim diye ama bizim burası boşa çıktı. Oradan eleyemiyoruz. Bu elekten de görüyorum aslında bazı yerlerde. Alayım diyorum ama bu rengini bulamıyorum. Metal olan rengi var. Bu renkten rastlasam hemen alacağım ama bu rengini bulamıyorum. Şöyle şimdi yavaş yavaş spatulayla karıştırıyorum. Ununu böyle yedire yedire eleyeceğim. 3 bardak un yazmış tarifte. 3-3,5 yazmış. Ve yine ölçmede her zamanki gibi böyle azar azar ekliyorum. Bir yandan ekleyip dediğim gibi bir yandan da karıştıracağım. Çok katı bir kek hamuru yapmayacağım. Kekimiz yumuşak olsun diye biraz şöyle akışkan bir hamur olacak. Bir yandan eleyip bir yandan karıştırmaya dayanabilse bende o kadar sabır var mı ki? Benim işim hemen olacak. Böyle tüm ununu ekleyip sonra borcamımıza dökeceğim. O kısmını da tekrar çekeceğim size arkadaşlar. Kekimizi kalıba döktüm. Şimdi üzerine pekmezimi gezdiriyorum. Şöyle biraz tersli düzlü yapıyorum ki her tarafına gelsin diye. Her yerine eşit gelmesi için böyle pekmezini gezdiriyorum. Pekmezinden sonra şimdi tahinini gezdiriyorum. Yine aynı şekilde her yerine gelecek şekilde tahinini de gezdiriyorum. Şöyle kenarlarına, köşelerine, her yerine geldi. Bol pekmezli tahinli tam bir kış keki oldu. Şimdi böyle kekimizin üzerine bıçak yardımıyla üzerine değil aslında içlerine tahini ve pekmezini güzelce keke karıştırıyorum. Şöyle güzel de bir şekil oldu yalnız bakar mısınız? Şimdi üzerine cevizini ve susamını da serpip artık fırına yollayacağız. Ebru sanatı gibi oldu resmen. Şimdi bolca cevizini de serpiyorum. Şöyle biraz iri çekilmiş ceviz serpiyorum. Biraz ağza gelsin diye. En son olarak da biraz susam serpip artık kekimizi fırına yolluyoruz. Birazcık daha
olacağı bizim oldu yalnız. Çok güzel olacak inşallah. Hadi bakalım. Ben kavrulmuş susam serpiyorum. Siz çiğ susam da serpebilirsiniz. Ama kavrulmuş daha güzel olur diye düşündüm. Şöyle her yerine gelecek şekilde susamını da serptim. Bakın. Görüntü şahane. Artık kekimiz fırın yolcusu. Bakalım nasıl olacak. Kekimiz fırından çıktı. Bu arada tavuğumuzu pişirdim. Unumuz hazır. Çorbamız hemen yapılacak. O çok kolay. Artık onun sadece birleştirme aşaması kaldı. Kek fırından çıktı ama kek tam kabarırken ben bir paniğe uğradım. 200 dereceye ayarlamışım. Çok ısındı diye fırının kapağını açtım. Kek kabarırken fırın kapağı açılmaz biliyorsunuz ki. Ben öyle bir hata yaptım. Ben yaptım, siz yapmayın. Sadece kabarmasında sorun var. Şuradan hemen tadına baktım. Efsane güzel bir şey olmuş arkadaşlar. Yılın keki diyebilirim. Bu kış artık bunu sık sık yaparım ben eminim. Durağa da götürürüm. Misafirlerime de yaparım. Aşırı lezzetli ve güzel bir kek olmuş. Biraz pekmezini fazla dökmüş de olabilirim. Ama tadı efsane. Şimdi Aydan diyor ki biz yemeyeceğiz mi? Dedim ki şimdi şu kenarda bir ince dilim var şöyle. Bir de bu tarafta. Bu kenar ince dilimleri biz yeriz dedim. Şu ortayı da artık Aleyna götürür. Ilığa yakın biraz soğumaya başladı. Sonra toplayacağım. İyice soğusun. Sonra bir saklama kabına toplayacağım onu. Aleyna daha gelmedi. Ayhan gelmedi. Onlar gelmesine yakında çorbamızı yapacağım. Erbaşı hamurumuz donmuş. O da hazır. Hemen akşam yemeğine geçeceğiz. Bir yandan erbaşı çorbamızın yapımına da geçtim. Şimdi biraz yağda, biraz bol yağda aslında. Biraz yağda dediğime bakmayın. Yağı biraz bol koydum. Salçasını kavurdum. Aslında buna biber salçası çok yakışıyor ama bizim biber salçamız yoksa onun için domates salçasını biraz fazlaca koydum. Yaklaşık bir yemek kaşığına yakında toz biberini ve tuzunu ekliyorum. Tavuk suyuna tuz atmayı unuttuğum için tuzunu biraz fazla ekledim. Bütün tavuğu da haşladım. Şimdi haşladığım tavuğun suyuyla çorbamızı pişireceğim. Kızartıyoruz. Pişiremeyeceğim. Her tarafa döküyorum. Kepçeyle şuradan al istersen. Tamam. Çorbamızın suyu kaynadı. Şimdi hani o kavurduğum un vardı ya, onu da suyla açtım. Şimdi çorbamızın kıvamını hani ustaların deyimiyle bu unla bağlayacağım. Yani kıvamını bu unla ayarlayacağım. Şöyle biraz ekliyorum. Kaynamasını bekleyeceğim. Biraz kıvamlı bir çorba oluyor. Kaynayıp bir özleşsin. Videoda tam rengi çıkıyor mu? Kıpkırmızı bir çorba oldu. Aynen çıkıyor. Şöyle 1-2 dakika kaynayacak. Hem özleşecek. Bence bu kıvam da yeter gibi sanki. Kaynadıkça da koyulaşacak. Hepsini dökmeyeceğim mi? Yok. Onu ayarlayacağız. Tavuk suyundan da arttı. Un da arttı. Elimi kestirmişim. Nerede kestirdiysem. Neyse ben yokken bir daha yap. Yok artık, yeter. Tabii şimdi tekrar dur. Çorbamızı kaynamaya bırakıyorum. Bu kaynasın, kıvamını alsın, biraz özleşsin. Sonrasında da haşladığım tavukları parçalayıp içine bırakacağım. Ve erbaşı çorbamız da hazır olacak. Çorbamız yaklaşık 10-15 dakikadır kaynıyor. Artık yüzü tuttu baksanıza. Kıvamı bence gayet ideal. Şimdi haşladığım tavuk etlerini
ekliyorum. Öncesinde birazcık kimyon ekleyeceğim. Çok az bir şey. Lezzet versin diye. Aslında bu çorbanın ana malzemesi, ana baharatı karabiber, ama bizim karabiberimiz bitmiş. Zaten ben çorbayı en son altını kapattık sonra karabiberini ekliyorum ki karartmasın çorbayı diye. Ayhan'a telefon açtım gelirken karabiber al diye. O daha gelmedi. Aleyna geldi, Ayhan yok. Onu bekliyoruz. O gelince de karabiberini ekleyip çorbamızı servise hazır edeceğim. Şöyle bakın şimdi size çorbanın son halini göstereceğim. Bakın. Şahane bir çorba oldu. Şöyle şu tamamını da ekleyeyim. Ve arabaşı çorbamız servise hazır. Hala altı kısıkta yanıyor bu arada. Bir yandan kaynamaya devam ediyor. Ayhan geldi. Şimdi çorbanın altını tekrar yakıyorum. Sıcak olsun diye. Gelelim hamurumuza. Şöyle bir tane ortadan böleceğim. Bakın çok güzel donmuş. Ve şöyle. Şimdi. Şöyle adam var biliyor musun? Yutuyor. Yüzünüz çıkıyor. Şöyle bir kenarından. Bakın. Böyle tutulamayabilirsiniz. Şöyle gidelim. Başarılı. Bence de. Gayet başarılı. Anne. Canım. Güzel değil mi? Perfect. Verdin mi? Yemekler geldi, mutfak toplandı, çayımızı demledik, bir demlikte ıhlamur kaynattım. Aysima ile Aydınur'a ıhlamur vereceğim. Bu öksürükten kurtulamadık, bugün Aysima da biraz öksürüyor gibi. Onlara biraz ıhlamur içireceğim boğazları yumuşasın diye. Yani denemediğim yöntem kalmadı, ne pekmeze limon damlatıp içirmediğim kaldı. Öksürük şurubunu ayrıyeten veriyorum, vermek istemiyorum ama ara ara da onu veriyorum. Pekmeze limon damlatıyoruz, işte... Sütte hatmi çiçeği kaynattım, içirdim. Süte bal karıştırdım, içirdim. Ama yok. Yani bu öksürüğe çare bulamadık. Aydınur'un ki neredeyse bir hafta olacak. Geçmek bilmedi artık. Şimdi ıhlamur kaynattım. Biraz boğazı yumuşasın diye. Sabah da ısıtacağım. Termosuna koyup okula yollayacağım. Biraz iyi gelir diye düşündüm. Bugün Yargı dizisi var. Bizimkiler şimdi özet izliyorlar. Yeni bölümü bekliyorlar. Yeni bölüm başlamadan ben de vedalaşalım istedim. Dizi saatine geçeceğiz. Çayımızı alıp salona geçeceğim. Yarın Aleyna gidiyor arkadaşlar. Bugün son akşamımız. Valizini falan hazırladı. Ben sürekli bugün bir yandan yemek hazırlığında, bir yandan çamaşır yıka, ütü yap, sürekli valiz hazırlığı yaptık. Valizini falan hazırladı. Yarın yolculuğa hazır o da. Diyorum ki artık yıl, aslında önce 15 tatile kadar dedim. Ya yıl tatiline kadar gelme dedim. Yıl başında gelsem ne olur? Herkes giderse ben tek başıma ne yapacağım falan. Dedim yıl başına kadar gelme. Ayhan oradan diyor ki yıl başına kadar mı? Dedim o 20 gün kaldı. Yani 2 haftamız var. Gelmesin o zamana kadar dedim. Daha net belli bir şey yok. Diyorum ki bazı öğrenciler, hani uzak şehirlerde olanlar, okullar açılınca gitti, daha hiç ailelerinin yanına gelmedi. Bizimki maşallah gitmemiş gibi burada. Alış, yani mesafe yakın olduğu için herhalde, hani alışma süreci, alışma süreci dedik, okul bitecek, hala biz alışma sürecindeyiz. Ya mesafe yakın olduğu için 2-2,5 saatte gidip geliyor Aleyna. Onun için herhalde biraz esnek davranıyor. Yarın sabah 10.30'a otobüs biletini aldık. Yarın yolcu yani. Alışmıştım da ben de onun evde olduğuna alışmıştım. O da evde olmaya alıştı. Şimdi biraz gidince ona da zor olacak. Burada olmaya alışmıştı bir haftadır evde. Neyse bakalım, canı sağ olsun. Onun iyiliği için böylesi daha iyi tabii ki. Oraya da alışacak. Yapacak bir şey yok. Şükürler olsun ki o da arkadaşlarını çok seviyor yurtta. Çok iyi anlaşıyorlar. Okulundan memnun. Hiçbir şikayeti yok.
Sadece yurdun yemeklerinden şikayetçi. Bütün öğrenciler gibi sanırım. Kimle konuşsam aynı şeyi duyuyorum yemeklerden. İşte Aleyna diyor ki tuzsuz. Tuz götür diyorum. Pilava tuz mu atayım diyor. Alışacaksın dedim yani. Yapacak bir şey yok. Çoğu zaman dışarıdan söylüyor. Oradan yiyemiyorum diyor. Dışarıdan söylüyor mecburen. Öyle böyle idare edecek, yapacak bir şey yok. Valizini hazırladık. Sabah o da yolcu. Yarın artık normal rutinimize döneceğiz. Aleyna'yı yollayacağız. Kızları okula göndereceğim. Ben dura derken rutinimize geçeceğiz yeniden. Artık bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.